Merhaba arkadaşlar. Elmas'ın Örgü ve Marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay poğaça tarifi vermek istiyorum. Hem yumuşak hem puf puf olan bir tarif arkadaşlar. Benim de misafirim gelecek arkadaşlar. Hem onlara poğaça yapmış olacağım hem de sizlere tarif vermiş olacağım. Hemen isterseniz poğaça tarifimizin malzemelerine geçelim. Bir paket yaş mayan var arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıcak su, 3 tatlı kaşığı, pardon çay kaşığı tuz, 3 tane yumurtam var arkadaşlar. Ben bunları ayırdım. Sarısını yüzüne ekleyeceğim. Beyazını da içine katacağım. Ben 1 litre sütten yapacağım bunu arkadaşlar. Sütümün yarısını bu şekilde ısıttım. Ve alabildiği kadar da unumuz var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bu arada baştan söyleyeyim arkadaşlar, ben videoyu kendim çekiyorum elimle. Sol elimle video çekiyorum, sağ elimle poğaçamı yoğuracağım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bunu da sizlere hemen söyleyeyim. Mayamın içine koydum arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimi ekledim. Şekerimi ekledikten sonra ılık sütüm var arkadaşlar. Ilık sütümü ekliyorum. Benim mayam biraz buzlu arkadaşlar. Buzdolabından çıkardım. Şu şekilde ılık süt ile onu yumuşatacağım. Çok güzel bir poğaça tarifi. Benim kız kardeşimin tarifi arkadaşlar. İzmir'de neredeyse pastane açtıracak bu poğaça tarifi. O derece güzel oluyor lezzeti. Evet, gördüğünüz mayamızı da erittik şekerimiz ile birlikte. Şimdi yağımı katıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Kattım. Hemen 3 tane yumurta akımı. Daha sonra 3 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir su bardağı da ılık suyum var arkadaşlar. Onu da ekledim. Şu şekilde hafif karıştırıyorum. Bunları birbirine bu şekilde karıştırdım. Şimdi una geçelim arkadaşlar. Şu şekilde kepçe yardımı ile unumu ekleyeyim. Kulak meme kıvamında olacak, yumuşaklığında. Zaten poğaça yapanlar biliyordur arkadaşlar. Hani ben bilmeyenler için söylüyorum. Poğaçanızı fazla bu sert yoğurmayın. Böyle elinize hafif yapışacak şekilde olsun. Bu şekilde yoğuralım. Buna az geldi arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çok aşırı sert olmasın, çok da cıvık olmasın. Bu şekilde biraz elinize yapışacak olsun hamurunuz arkadaşlar. Zaten havalar çok sıcak. Hani kışın oldu mu bu hamurunuzu bir bezin içine sararak mayasının gelmesini bekleyebilirsiniz. Şimdi havalar aşırı sıcak arkadaşlar. İstediğiniz yerde mayası gelebilir. Şimdi hamurumuzu bu şekilde yoğuralım. Bu kenarlarını falan ben temizleyeyim. Kapağını kapatayım. Mayası geldikten sonra tekrar sizlerle birlikte olalım. Bu hamurumuz biraz daha cıvık. Biraz daha un ekleyip yoğuracağım ve ağzını kapatacağım. Evet arkadaşlar, poğaçamızın hamuru mayalandı. İşte size son halini göstermek istiyorum. Bayağı bir mayası gelmiş. Görüyorsunuz kapağına kadar kabarma yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tel tel olmuş. Şimdi bunu tepsisine bezi yapalım arkadaşlar. Ve biraz da orada kabarsın. Arkadaşlar, tabağıma biraz yağ koydum. Elimi buna batırarak hamurum elime yapışmasın diye bana yardımcı olacak arkadaşlar. Şöyle de bir tepsime de
Yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Tepsim yıkaması hem kolay oluyor hem de poğaçaların pişerken kızarması güzel oluyor arkadaşlar. Şu şekilde elimi yağa batırdım arkadaşlar. Yuvarlak beze halinde. Bakın hamurum gayet yumuşak. Biraz daha küçük alacağım ben arkadaşlar. Böyle çok büyük olmasını istemiyorum. Zaten kabardıktan sonra bayağı bir büyüyorlar. Bu şekilde yuvarlıyorum. Yağ elimi batırarak. Şekli siz verebilirsiniz arkadaşlar. Ben içine peynir koyacağım biraz sonra. Bezelerim biraz yarım saat kadar mayalandıktan sonra tepsimde bekleteceğim arkadaşlar. Daha sonra aralarına peynir koyacağım. Ve şeklini sizlere göstereceğim. Bu şekilde bezimi alacağım. Ve daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. Bezelerimi bu şekilde aldım. Tepsime ve mayalanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ben bu poğaça hamurumu 1 litre süt ile yaptım. İşte şimdi bunlar mayalandıktan sonra bir miktarına peynir koyacağım. Bir miktarını da böyle pişireceğim. Sadece yüzüne yumurtanın sarısını sürerek arkadaşlar. Mayalansın. Tekrar birlikte olalım. Poğaçalarımın yumurta sürülmüş hali arkadaşlar. Normalde 4 tepsi oldu benimki. Sizinki ne kadar oldu bilmiyorum. Bunları da göstermek istedim. Arkadaşlar poğaçam kabardı. Benim evde peynirim vardı hazırdan. Şu şekilde arasına koyuyorum hepsini. Hem bu arada poğaça hamurlarımızı çok mayasını gidermeden peynirlerini bu şekilde koyuyoruz. Eğer evde peyniriniz yoksa çocuklarınıza yedirebilmek için arasına çikolata da koyabilirsiniz. Zaten bu poğaçamız fazla tuzlu değil, bayağı bir şekerli poğaça olacak arkadaşlar. Bu şekilde peynirlerini hepsinin koydum. Şimdi sizlere şu kapatma kısmını göstermek istiyorum. Hafiften poğaçamızı çok zedelemeden şöyle göstereyim arkadaşlar. Umarım gözüküyordur kamerada. Peynirlerini arasına saklayarak bu şekilde kapatıyorum. Bayağı bir yumuşak olmuş hamurumuz ama önemli değil. Poğaçalarımız da çok yumuşak olacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa arkadaşlar, poğaçalarınız da o şekilde yumuşak olacak. Bunun böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Piştikten sonra bu kapattığım kısımlar çok güzel böyle kabarma yapıyor. Şekli çok güzel oluyor. Ve üzerine yumurtamın sarısını hep birlikte sürelim isterseniz. Yumurtamın sarısının içine ben biraz sıvı yağ ekliyorum. Daha güzel parlak gözüksün diye. Bu şekilde karıştırıyorum. Ve fırça yardımı ile poğaçalarımın üzerlerini bu şekilde yağlıyorum arkadaşlar. Süslüyorum. Eğer köy yumurtanız varsa onunla yapın. O daha güzel pişirecektir arkadaşlar. Daha güzel görünüm verecektir. Bu şekilde yapalım. Ve piştikten sonraki halini de ekranına koyacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.